Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizler için alışılmışın dışında farklı bir slime olan sünger slime yapacağım. İsterseniz hemen slime'ımızı yapmaya başlayalım. Borakslı suyumuz için 1 çay bardağı ılık suya yarım çay kaşığı boraks kullanıyoruz. Slime'ımı iki renk yapacağım için iki tane kap hazırladım ve her kabın içerisine yarım çay bardağı zıp zıp oyun jeli koydum. Tutkalın içerisine yine tutkal oranında normal su koyarak iyice karıştırdım. Slime'ımızın süngerimsi bir yapıya kavuşması için şimdi bol miktarda tıraş köpüğü kullanmamız gerekiyor. Yalnız ben tıraş köpüğünü sıkarken ilk etapta patladı. Onu size şimdi ağır çekimde gösteriyorum. Evet, gördüğünüz gibi birazcık etrafa sıçramış oldu. Şimdi tıraş köpüğümüzü bol miktarda sıkmaya devam ediyoruz. Şimdi iyice karıştırıyoruz. Yeterince karıştırdık. Şimdi bir miktar duş jeli kullanıyorum. Süngerimsi kısmın oluşması için şimdi bir tatlı kaşığı mısır nişastası koyuyorum ve ardından istediğim renklerde gıda boyası kullanıyorum. Ben mavi ve pembe rengi tercih ettim. Bu yöntemle istersek üzeri çatlayan slime da yapabiliriz. Yalnız onun için mısır nişastası veya pudrayı biraz daha fazla kullanmak gerekiyor. Ben süngerimsi bir yapıda olmasını istediğim için slime'ıma sadece bir tatlı kaşığı mısır nişastası kullandım. Ama daha sert ve çatlayan, kuruyan bir slime yapmak istiyorsanız onun için daha fazla mısır nişastası veya pudra kullanılması gerekiyor. Bütün malzemelerimiz iyice karıştı. Artık borakslı suyu yavaş yavaş ekleyebilirim. İstediğim kıvama gelinceye kadar borakslı suyumu ekleyerek karıştırmaya devam ediyorum. Slime'ım kabın dışına taştığı için karıştırmakta zorlandım ve şimdi elime birazcık borakslı su alarak dışarıda karıştırmaya devam ediyorum ve böylece kıvama gelmesini sağlıyorum. Mavi slime'ım hazır. Şimdi pembe slime'ımı da aynı şekilde mavi slime'da olduğu gibi yapmaya devam ediyorum. Her iki slime'ımız da aynı zamanda pofuduk slime olmuş oluyor arkadaşlar. Süngerimsi bir yapı elde edebilmek için de bol miktarda tıraş köpüğünün yanında bir miktar mısır nişastası veya pudra kullanmamız şart. Her iki slime'ımı da aynı şekilde yaptım ve ikisi de çok güzel oldu. Şimdi iki slime'ı da üst üste koyarak kurumaya bırakacağım. Sünger slime yapmak için aslında iki renk kullanmak zorunda değiliz. Ben sadece güzel gözükmesi için, farklı bir görüntü ortaya çıkması için bu şekilde yaptım. Ama aslında istenilirse sadece tek renkten de yapılabilir. Her iki slime'ı üst üste koyduktan sonra süngerimsi yapının daha güzel oluşması için en üstüne bir miktar daha tıraş köpüğü sürdüm. Ve böylece kurumaya bırakmadan önceki bütün işlemleri tamamlamış oldum. Şimdi bu haliyle kurumaya bırakacağım slime'ımı.
Süngerimsi bir yapı kazanması için tabii ki slime'ın içerisindeki suyun yavaş yavaş buharlaşması gerekiyor. Bunun için de slime'ın ağzını kesinlikle kapatmıyoruz arkadaşlar. Süngerimsi kısmının oluşması ortamın sıcaklığına göre veya slime'ın içerisine koyduğunuz malzemelere göre değişebilir. Ben slime'ımı ortalama 15 gün boyunca beklettim ve bekletirken tabii ki ara ara kontrol ettim ve sonuç gördüğünüz gibi bu şekilde oldu arkadaşlar. Evet, slime'ım ilk etapta ağzına kadar doluydu ama içerisindeki su buharlaştıktan sonra gördüğünüz gibi ortası çökmüş oldu ve bir miktar küçüldü slime'ım. Sonuçta tam istediğim gibi gayet kalın bir şekilde süngerimsi bir kısım oluştu. Evet, elimle dokunduğum zaman da gerçekten yumuşacık, aynen gerçek süngere benziyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elimle zorlamadığım sürece kopmuyor. Tamamen kabımın şeklini almış durumda. Gördüğünüz gibi elimle havaya kaldırdığım zaman bile şekli bozulmuyor. Rengi de çok farklı bir renge dönüşmüş arkadaşlar. Ben aslında iki rengin bu kadar karışacağını tahmin etmemiştim. İki renk de büyük oranda karışmış ve ebruli bir renge dönüşmüş. Bence böyle de gayet güzel olmuş. Ben çok beğendim. Süngerimsi kısmı parçalayarak size göstermek istiyorum şimdi. Aynen gerçek süngere benzemiş arkadaşlar. Dokununca da bunu hissedebiliyorum. Gördüğünüz gibi tutkaldan, tıraş köpüğünden ve esneklikten eser kalmamış. Alttaki slime'lı kısım da kendi özelliğini korumuş ama üst kısımdaki süngerimsi kısım çok gerçekçi bir şekilde süngere benzemiş arkadaşlar. Bu video aynı zamanda bir deney videosu gibi oldu. Pofuduk slime'ın ağzı açık bir şekilde dışarıda uzun süre bekletilirse ne hale gelebileceğini görmüş olduk. Gördüğünüz gibi demek ki daha uzun süre bekletsek belki de tamamen alttaki slime de kuruyacak, içindeki su buharlaşacak ve tamamen süngere dönüşecek. Ama başta da dediğim gibi slime'ın içerisine nişastayı veya pudrayı çok miktarda koyarsak bu şekilde süngere dönüşmez arkadaşlar. O zaman tamamen sert bir hale gelir ve kırılır. Şimdi altta kalan slime kısmına bakalım arkadaşlar. Bu kısmın suyu buharlaşmadığı için kendi özelliğini korumuş. Gördüğünüz gibi üzerine yapışan süngerimsi kısım nedeniyle şu anda tam olarak esnemiyor. Ama o süngerimsi kısım slime'ın içerisine tamamen karıştığı zaman aynen eskisi gibi bu da gayet güzel esneyecektir. Çünkü hiçbir şekilde özelliğini kaybetmemiş. Bir de ben buzdolabından yeni çıkardığım için şu anda sert, çok fazla esnemiyor ama yarım saat sonra eskisi gibi gayet güzel bir şekilde esneyecektir. Bu süngerimsi kısmın yeniden slime'a dönüşüp dönüşmeyeceğini denemek için üzerine birazcık su eklemek istiyorum. Evet, suyu yavaş yavaş ekliyorum ve içine çekmesini sağlıyorum. Yeniden esnemesi için hafifçe yoğurmaya başladım. Tabi içerisinde tıraş köpüğü olduğu için bir miktar köpürdü. Ama ilk etapta hiçbir şekilde esnemedi arkadaşlar. Çekince kopmaya başladı. Yalnız ben bu kısmı yarım saat kadar dinlendirdikten sonra eskisi gibi tamamen slime'a dönüştü. Gayet güzel bir şekilde esnedi. Ama bu kısmı ben videoyu tamamladığım için size gösteremedim. Daha sonradan eski haline gelen bu süngerimsi kısmı alttaki normal slime kısmı ile birleştirerek böylece süngerimsi kısmın boşa gitmesini de önlemiş oldum. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.